Değerli izleyiciler yakından sanat programından yeniden merhaba. Bir yılın daha sonuna doğru geliyoruz. Pek bir şey kalmadı. Güzel bir yıl oldu bizim için. Yağmurlu bir mevsimin içerisindeyiz. Adada yeşillenme başladı. Baktığınız zaman doğada çok güzel aslında görüntülerle bize hayatın ne kadar güzel olduğunu yansıtan görüntüler şu ara bize sunuluyor aslında doğada. E tabii bu görüntülerin e, tespit edilmesi de gerekiyor. Görüntülerin belgelenmesi de gerekiyor. Onun için fotoğraf gündeme geliyor aslında bildiğiniz gibi. E, fotoğraf e, güzel sanatların e, kurulu e, başlangıcından beri en çok tartışılan bulunuşundan beri en çok tartışılan alanlarından bir tanesi. Fotoğrafın e, yaklaşık işte 170 yıllık bir tarihi var. Bu 170 yıllık tarih içerisinde sanat ve sanatçılar arasında e, yani ne olduğu konusunda en çok e, işte spekülasyonların yapıldığı alanlardan bir tanesi. Ama bir o kadar da yaygın bir alan fotoğraf. O kadar da bir insan herkesin elinde bir e, telefon, her telefonda bir kamera, herkesin elinde e, bir fotoğraf makinesi ve görüntünün tespiti aslında ve bu sosyal ağlarda yaygın bir şekilde kullanılması, paylaşılması onun cazibesini ve çekiciliğini her geçen gün daha da artırıyor. Ama bir fotoğrafın bir tarafı anı yakalar, an ve bu an belgeseldir aslında. Belgesel tarafıdır. Bir de bununla beraber kurgusal olan tarafı da vardır. Fotoğrafın tespit edilmesi, kurulması, elemanlarıyla, objeleriyle, ışığıyla, gölgesiyle kompozisyonuyla kurulması. Fotoğrafın tabii en önemli başka bir tarafı da herhangi bir şekilde her ne nasıl çekildiyse, her nasıl tespit edildiyse bir de bir mesajı içeriyor olması vardır. Bir mesaj verir karşı tarafa. Bunun için tabii bu böyle fotoğrafların tespit edilmesi için usta bir göz, seçici bir göz, aslında iyi bir sanat eğitimi almış bir göz. Her zaman için başarıya diğerlerine göre daha yakındır. E, usta deyince Foder buraya e, Türkiye'den iki tane usta getirdi. Sergilerini açtı. Foder'in e, desteğiyle sergilerini açtı buradan. Türkiye'den, e, Türk dünyasından renkler sergisi açıldı. E, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Lefkoşa'da iki tane konuğumuz var o serginin sahibi. Sayın Hocam Sıtkı Fırat ve Sayın Hocam Aykut Fırat. Efendim hoş geldiniz ikinizce. Ee, kısa süreli burada bulunmanıza rağmen zaman ayırıp buraya geldiğiniz için, stüdyoya geldiğiniz için, Yakundu Üniversitesi'nin e, konuğu olduğunuz için, programımızın konuğu olduğu için ben size teşekkür ediyorum. Ee, süre konusunda hocam ben hep sıkıntı yaşıyorum. Nedendir bilmiyorum. Konuşmayı çok seviyorum? Konuklarımın çok dolu olmalarından daha çok yararlanmak mı istiyorum? Onu bilmiyorum ama bir şekilde... Biz hemen kısaca bir sizden bir bahsederek hemen konuşmamıza başlayalım istiyorsanız ne dersiniz?